doğanın normal bir karbon döngüsü var. Yani ne yapıyor? Fotosentezle bu karbon yukarıya çıkıyor. Ve böyle bu şekilde bitkiler, doğa etkileşim halinde ne yapıyor? Kendini besliyor. Siz bu döngüyü yok ediyorsunuz. Ve bunun yok olması nelere yol açıyor? Isının artmasına yol açıyor. Bunun yanında atmosferin dengesi bozuluyor. Doğal felaketler, işte bu seller artık düzensiz hale geliyor. Büyük fırtınalar, büyük efendim katliamlar, bunları yaşıyoruz. Ama bunlar da kadar önemli bir konuda gene insanın doğayı iyi kullanmaması, çevreye dikkat etmemesi sonucunda da ne yapıyoruz? Ormanlarımız yok oluyor. Yani işte maden çıkarmak için ormanlar yok ediliyor, yangınlarla orman yok ediliyor. Ülkemiz gittikçe çölleşiyor. Yani bugün Antalya'daki hava 50 yıl sonra Ankara'nın havasıyla aynı olacak. Yani aynı sıcaklığı yaşayacaklar. Ve Antalya ile Ankara arasındaki bölge gittikçe Orta Doğu'nun çölüne dönecek. Yani biz bunu görüyoruz. Yani ormanlarımız yok oluyor. Çeşitliliğin yok olması, biyoçeşitliliğin yok olması bu nedir? Hayvan türleri yok oluyor, balık türleri yok oluyor. Efendim bunun yanında doğada bize çok lazım olan bitkiler var, ilaç yaptığımız bunlar yok oluyor. Bütün bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Dolayısıyla yani burada hem doğayı kullanmak konusunda hem de havayı kirletmemek konusunda, karbon gazı dengesinin sağlanması konusunda bütün ülkelere iş düşüyor. Yani bu bir ülkenin çözebileceği bir konu değil. Bütün ülkelerin burada işbirliği yapması lazım. Ama burada tabii Türkiye özelinde de bir şey söylememiz lazım. Şimdi Türkiye dörtte üçü denizlerle çevrili bir ülke olduğu halde su kaynakları çok azalan bir ülke. Yani bizim daha çok tarımımız işte Marmara bölgesi, Ege bölgesinden. Çünkü orada su daha fazla. Ama biz su fakiri bir ülkeyiz. Ama bizden daha kötü durumda olan ülkeler Orta Doğu'da yaşıyorlar. Yani bu ülkeler Dicle ve Fırat'ın suyuna muhtaç. Şu anda İran'da yaşanan gerilimlerin en büyük nedenlerinden bir tanesi İran'daki su kaynaklarının azalması. Ve Irak'ta da aynı şekilde. Yani İran ve Irak devlet başkanları Türkiye'ye ne zaman gelseler masadaki ilk konu işte Dicle ve Fırat'tan gelen suyun artırılması. Tabii Türkiye'nin önemli bir GAP projesi var. Eğer Türkiye bu GAP projesini hayata geçirmiş olsa Orta Doğu'da çok daha büyük bir güç olacak. Yani biz Orta Doğu'nun tahıl deposu olacağız. Orta Doğu'dan önce tabii Türkiye'nin tahıl deposu olacağız. Burada tabii GAP projesini hayata geçirmesi önemli. Ancak su sorununa Orta Doğu'da eğer bir çözüm bulunamazsa bu Orta Doğu'da bir su savaşını tetikleyecektir. Yani 1990'lı yıllarda Saddam Kuveyt'e girmeseydi bir su savaşı bizi bekliyordu. Bu savaş zamanlı bekliyor. Yani Türkiye su kaynaklarının kullanılması, çevrenin korunması, ormanların korunması, orman yangınlarının önlenmesi, hava kirliliği, çevre kirliliği konusunda uluslararası standartların korunması kapsamında çok önemli bir önünde bir ödev planı var.